Evet, merhaba herkese. Bankacılık ve finans, uzaktan eğitim veya online yüksek lisans programı olarak gençleri, genç mezunları, kariyerinde bir sıçrama yapmaya hazır olanları ve finans meraklılarını programımıza bekliyoruz. Bankacılık ve finans yüksek lisans programı özünde gerek online'ı gerek on-site'ı yani örgün eğitimi aynı dersleri ve aynı hocaları barındırmaktadır. Hocalarımız hem tam zamanlı, üniversitemizin tam zamanlı kadrosundan hem de sektörde halen yöneticilik yapmakta olan yarı zamanlı hocalarımızdan oluşmaktadır. Bankaların, özellikle önemli bankaların genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, portföy ve yatırım şirketlerinin yine grup müdürleri, genel müdür yardımcıları programımızda ders vermektedirler. Programımız alınması gereken zorunlu derslerin yanında geniş bir seçmeli havuzundan seçilen seçmeli derslerle tamamlanmaktadır. Derslerin tamamlanmasının ardından veyahut da alınacak son derslerle beraber bir bitirme projesi programdan mezun olmanıza yeterli oluyor. Bu proje özellikle bizim istediğimiz, bu projede kendi çalışma alanınızla alakalı bir konu üzerinde yoğunlaşmanız. Bunu da nasıl yapıyoruz? Sizin kendi çalıştığınız firmadan, bu bir finans şirketi olabilir veyahut da bir belki pazarlama şirketi ama siz finans tarafıyla ilgilisinizdir. Burada kendi genel müdürünüzle veyahut da kendi genel müdür yardımcınızla bir başlık üzerinde konuşuyorsunuz ve buradan atanan bir advisor, bir danışmanla kendi genel müdür yardımcınız veyahut da müdürünüz de sizin yardımcı danışmanınız oluyor ve bu projeyi beraberce yürütüyoruz. Çünkü buradaki amacımız bunun sonunda kendi çalışma alanınızda kendi sizin işinize yarayacak olan elle tutulur, somut bir projeye dönüşmüş olması. Programda açtığımız dersler, geniş bir çerçeveden bakacak olursak, bankacılık alanında tabii yönetim, finansal yönetim, uluslararası finans, hazine yönetimi, bireysel bankacılık, kurumsal bankacılık, teknik analiz gibi konuları içermektedir. Tabii sizin de tahmin edeceğiniz gibi bir kişi finans alanında çalışırken genelde sadece kendi çalışma alanıyla alakalı bölümü bilmekte. Özellikle bu kişi henüz başladıysa çalışmaya, tabii ki bilgi birikimi veyahut da tecrübesi çok fazla, en azından bu sektörde yıllarını geçirmiş kişilere göre fazla olmamakta. Fakat burada edineceğiniz bilgi birikimiyle, burada alacağınız derslerle hemen her alanda, yani bankacılığın ve finansın hemen her alanında bilgi sahibi olabilecek ve ardından yönleneceğiniz bölümü belki daha iyi analiz edebileceksiniz. Ve kariyer planınızda gerçekleştirmek istediğiniz bölüme burada edindiğiniz bilgilerle ve tecrübeyle daha rahat yönlenebileceğinizi düşünüyoruz. Şimdi uzaktan eğitim programının örgün eğitime göre, yani sınıf içi eğitimine göre tabii ki bazı avantajları var. Bunun tabii öğrencilere sağladığı avantaj nedir? En önemlisi coğrafi engelleri ortadan kaldırması. Bugün Türkiye'nin birçok değişik ilinden, hatta Türkiye Cumhuriyetlerden ve buna da şimdilik diyoruz, Türkiye Cumhuriyetlerden öğrencilerimiz bulunmaktadır. Bunlar senkron ve asenkron diyebileceğimiz yapılarla, derslerle, hocalarıyla beraber derslere katılmaktalar. Senkron ders, haftanın belli bir saati, 2 saat veyahut da 3 saat, hocalarınızla bir araya geliyorsunuz, bir sanal sınıf ortamında. Kendilerine sorularınızı yöneltiyorsunuz. Ders notların üzerinden, ders konularının üzerinden kendisi geçmekte ve bu şekilde dersinizi işlemektesiniz. Örgün eğitimin online'a göre avantajı hep dile getirilir. İngilizce'de networking diyebileceğimiz, yani bir çevre yapma, kişinin çevre yapması. Çünkü yüksek lisans eğitimlerinin en önemli özelliklerinden biri budur. Farklı sektörlerden insanlar bir araya geldiği için kişiler birbirlerini tanırlar ve bu özellikle yüksek lisans eğitimlerinin en istenilen, en önemli parçalarından biridir. Bunun online eğitimde olmadığını belki düşünüyor olabilirsiniz ama bizim programımız buna olanak sağlayan bir program. Biz mutlaka senede 2 veyahut da 3 kez online öğrencilerimizi, uzaktan eğitim öğrencilerimizi kampüste hocalarıyla bir araya getiriyoruz. Bütün öğrencilerimiz bir araya gelmekte. Zaten YÖK'ün kuralları gereği sınavlarımızı, en azından sınavlarımızı sınıf içerisinde yapmalıyız. Dolayısıyla senede en az 3 defa, 4 defa sınıfa gelmeniz veyahut da okula, santral kampüsüne gelmeniz sizlerden beklenmekte. Bunun haricinde sizleri tekrar bir araya getirerek, bütün hocalarımızı bir araya getirerek bu networking'i, yani
bir anlamda çevre edinmenizi de sağlamaya çalışıyoruz. Programımıza 4 yıllık fakülte mezunu olan her katılımcı, her aday tabii ki kabul edilebilmektedir. Fakat bizim öğrenci alırken düşündüğümüz, göz önüne aldığımız en önemli kriter, kariyerlerinde henüz gerekli atılımı veyahut da kendi kafalarındaki atılımı henüz gerçekleştirmemiş olan genç finans meraklıları. Bu öğrencilerimiz veyahut da bu aday öğrencilerimiz bir finans şirketinde veyahut da bir finans kurumunda çalışıyor olabilecekleri gibi bambaşka bir sektörde de çalışıp finansa ilgi duyuyor olabilirler. Hocalarımız ve biz kendilerini finans alanında ve bankacılık alanında bilgilendirmek ve tecrübelerimizi paylaşmak için bekliyoruz.